Montmartre gezi videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Buraya özel bir video ayırmak istedim. Çünkü benim için Paris'teki en güzel yer Montmartre. Tarihteki birçok ünlü, şairin, edebi insanın, ressamın, sanatçının yaşadığı bölgedeyiz arkadaşlar. Buraya nasıl geleceğinizi şöyle bir önce bir anlatayım. Bu videoda bu bölgede gezebileceğiniz 10 ya da 12 tane yeri anlatacağım. Instagram noktalarında göstereceğim. Ama Abbesses durağı buranın başlangıç noktası. İsteyenler hemen hızlıca funikülere binip Montmartre tepesine çıkabilirler. O Sacré-Cœur var ya, beyaz kocaman kilise. Oraya çıkabilirler. İstemeyen de buradan böyle yürüyüşüne başlayabilir. Aşk duvarıyla birlikte devam eder yoluna. Gördüğünüz gibi bu metro istasyonundan bu Montmartre'ı tamamen gezebiliyorsunuz ama aktarmalarla buraya çok rahat çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu meydanı da anlatalım. Burası çok güzel, şirin bir meydan. Fransa'nın en güzel metro istasyonunun Abbesses olduğu söylenir. Ki buraya çıkarken, uzun bir dolambaçlı yoldan çıkarken zaten sanatla çıkıyorsunuz merdivenleri. Hemen yanınızda böyle güzel bir atlı karınca var. Binli yıllardan kalma kiremitten bir kilise de var arkada arkadaşlar. Sonrasında artık Montmartre'nin büyüsü başlıyor. Montmartre'ın büyüsü başlıyor. Şimdi o zaman biz de öyle yapalım. Büyülenme zamanı geliyor. Şimdi çok güzel bir noktaya geldik arkadaşlar. Az önceki Abbesses durağından sonra hemen arkasındaki parkta son zamanların en popüler noktalarından bir tanesi olan Aşk Duvarı var. Burada dünya üzerindeki bütün dillerde seni seviyorum'u anlatmışlar, yazmışlar. Türkçeyi sonunda buldum. Şurada. Bakın şöyle bir göstereyim. Bakın seni baştan yukarıda, tam şuralarda seni seviyorum yazıyor. Üçüncü sırada, bir de burada Azerbaycanlı kardeşlerim için ben seni seviyorum, nah seni sevirem, sanırım böyle bir şeyler var buralarda da. Buradan da Azerbaycan'a selamlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu duvarı da gördükten sonra sokaklara artık dalabilirsiniz. Çünkü hemen metro istasyonun yan tarafında, özellikle hanımlar burayı çok sevecek. Montmartre'ı gezerken arkadaşlar şöyle güzel bir köşe karşımıza çıktı. Bana da sürpriz oldu. Listemde yoktu. Varay Paris, buranın ünlü kafelerinden. Burayı da çok güzel çiçeklerle bezelen bir hale getirmişler. Instagram severler ya da fotoğrafçılar için bu noktayı da tavsiye ederim. Muhtemelen bayağı uzun süre burada takılacaksınız. Gezecek yerlere devam ediyoruz arkadaşlar. Arkamda gördüğünüz bu küçük dükkan aslında dünya ünlü bir atölye. Neden mi? Çünkü buraya Picasso gibi, Max gibi birçok ünlü sanatçı burada çalışmışlar. O 1904 yılında Picasso burada ilk çalışmalarını yapmaya başlamış ve kübizm döneminin en önemli atılımları, o en güzel eserler de buradan çıkarılmış. Eskiden bir piyano fabrikasıymış burası ama şu an, ondan sonraki süreçte de bir sanat atölyesi olarak kullanılmış. Şu an kapalı, bilmiyorum sebebini. Hatta turistler de önde dinliyorlar. Belki gezilmiyordur, sadece görülmek için, yani bölgeyi göstermek için geliyorlardır ama hemen Sacré-Cœur'a çıkarken bu parkın yanında, içinde de şu atölyeyi de görmeyi ihmal etmeyin. Picasso'nun yaşadığı bu Edith Piaf'ın, Picasso, Hemingway'in yaşadığı bu mekanları siz de yerinde görün. Dediğim gibi burası da işte Picasso'nun galerisi. Gezimize devam ediyoruz arkadaşlar. Az önceki galeriden devam ediyorsunuz. Karşınızda Instagram'ın en ikonik binalarından bir tanesi olan Le Consulat'ın, kafenin o köşe binası geliyor. Burası gördüğünüz üzere inanılmaz kalabalık her zamanki gibi. İnsanlar burada bir reels çekme ya da fotoğraf çekme yarışına girmişler. Yani sadece burası bir kafe. Krepleri güzel olan, kahveleri güzel olan bir kafe. Fiyatlar da aşağı yukarı aynı yani diğer kafelerle. Öyle çok uçuk farklar yok. Sonra bunun solundan devam edeceğiz. Oradan o diğer meşhur ikinci yapıya geleceğiz. Yani Montmartre'daki o sosyal medyadan çok sevilen. Bu yolların her bir ikisi de Sacré-Cœur'a çıkıyor. Yukarıda hemen tepede zaten. Tam şu binanın arkasında o meşhur beyaz kilise var arkadaşlar. Oraya en son gideceğiz. Şimdi biz Instagram noktalarına doğru devam ediyoruz. Bir diğer ünlü cadde arkadaşlar, Rue Cortot Caddesi, öyle söyleyeyim. Burası da bakın arkada biraz ucundan görünüyor. Sacré-Cœur'a en güzel açılardan bakan sokaklardan bir tanesi. Başlangıç noktası zaten Le Mansion Rose dediğimiz o meşhur kafelerden bir tanesi. Bitiş noktası da Sacré-Cœur. Şu aradan da işte fotoğrafçılar gelip fotoğraflarını falan çekiyorlar. Hepsi birbirine çok yakın. Aşağı yukarı 90 metre, 100 metre civarında bunları görebiliyorsunuz.
Şimdi biz de buradan sonra artık yukarı kısma çıktıktan sonra aşağıya yine Paris'in en güzel sokaklarına dalmaya devam edeceğiz. Kortet'ten çıktıktan sonra arkadaşlar tam Sacré-Cœur'e dönmeden önce sol tarafınıza bakın. Hemen burada Rue du Mont Cenis. Artık ben de yazıldığı gibi okuyorum arkadaşlar. Hani siz de rahatça buluyorsunuz değil, zaten her bir mekan yazıyor şu anda, görüyorsunuz. Burada da meşhur merdivenler var arkadaşlar. Ta en dikten. Çünkü Montmartre Fransa'nın en yüksek noktalarından bir tanesi. Daha doğrusu Paris'in, özür dilerim. Oradan buraya işte merdivenlerle de çıkabiliyorsunuz. O yüzden bu merdivenler de ikonik fotoğraf noktalarından. Buradan sonra artık çıktığınız zaman zaten o bütün o kafeler, buradan da çıkarsanız eğer diğer taraftan gelmeyecekseniz diye söylüyorum, o bütün kafeler karşınızda, solunuzda, sağınızda kalıyor. Ve aşağı yukarı yarım saat, bir saatlik bir tavaf ettiğiniz zaman bu mekanların hepsini görebiliyorsunuz. Bir sonraki cadde arkadaşlar Rue Rustique caddesi. Burası aslında cadde değil, sokak. Küçücük böyle minnacık bir sokak. Hatta araç girişi yok diye biliyorum. Bisikletler falan gidip geliyor. Daha çok restoranların arka sokağı oluyor. Çok güzel bir açıdan, iyi bir makineniz de varsa Sacré-Cœur'un o devasa kubbesini fotoğraflayabiliyorsunuz. Bakın tam arkamda duran şu eşsiz mekan Sacré-Cœur'un kubbesi. Şimdi oraya geçeceğiz. Bu sokakta önerebileceğim diğer sokaklardan. Oraya çıkan bütün sokaklar güzel ama bazıları var ki işte çevrendeki çiçeklerden, mekanlardan, dükkanlardan ya da işte etrafındaki binaların renklerinden daha güzel bir görüntü veriyor. İşte o sokaklardan bir tanesi de bu. Tabii ki bir Fransa'ya göre düşününce biraz düşük kalıyor ama beklentiler, ama Montmartre biraz son zamanlarda gelişmeye başlayan bir bölge olmaya başladı iyice. O yüzden belki ileriki zamanlarda burayı daha bir güzel hale getirirler. Şu duvarları falan boyamaktan da vazgeçerler. Arkamda gördüğünüz kilise arkadaşlar Fransa'nın en eski kiliselerinden bir tanesi aslında. Çünkü antik dönemlerden kalan kilisenin ayakta duran tek parçası. Burası Saint-Pierre de Montmartre. Burası Sacré-Cœur'un hemen arkasında. Bölgedeki dini yapıların bir parçası. 12. yüzyıldan kalma gördüğünüz son bina. Bir kalıntının üzerine kurulmuş tabii ki burası. Aynı zamanda Benedict Manastırı'nın da bir parçası. Benedict Sister Manastırı'nın da bir parçası. Size çok ilginç bir yer göstereceğim. Bakın şu arkamda gördüğünüz kapı 1680 yılında 1801 yılına kadarki dönemde o dönem yaşamış Fransa'nın en ünlü insanların mezarlarının olduğu yerin kapısı. Her sene sadece 1 Kasım'da açılıyor ve içeride 300, 400, 500 yıllık o efsane mezarları görebiliyorsunuz. Böyle heykelcilikle ünlü mezarları, her yıl heykellere donatılmış. Şu an ucundan biz biraz görebildik ama kamera açısına düşmediği için size gösteremedim. Burası dediğim gibi hemen kilisenin yanında duruyor ve 1 Kasım'da açılıyor sadece. İsmi de Cimetière du Calvaire. Doğru okudum bilmiyorum. Yani Calvaire mezarlığı, Cimetière mezarlık demek arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu girişten de eğer 1 Kasım civarında buradaysanız girip o eşsiz mezarları görmenizi tavsiye ederim. Ve artık yavaş yavaş asıl beklenen yere Sacré-Cœur'e doğru gidiyoruz. Arkamda gördüğünüz bu inanılmaz kalabalık meydan arkadaşlar. Tertre Meydanı. Tertre. Burası artık hani bütün kafelerin böyle kare bir alana sıralandığı, herkesin gelip yorgunluğunu attığı, kahvesini içtiği, yemeğini yediği meydan. Gördüğünüz bu renkli bütün mekanlar her birisi bu bölgenin en ünlü restoranları. Arkada da işte küçük küçük butik oteller de var. Montmartre hemen zaten arkası. Yani 50 metre bile yok aslında, 100 metre bile yok. O yüzden hem buradan da artık yine başka merdivenlerden yavaş yavaş insanlar merkeze doğru inebiliyorlar. Şimdi burayı da böyle anlattıktan sonra artık asıl noktaya bu sefer gideceğim arkadaşlar. Ve sırada Paris'in simgesel yapılarından bir tanesi olan Sacré-Cœur var arkadaşlar. Burası Aşıklar Tepesi ya da Ressamlar Tepesi olarak da bilinen bölgenin en üstünde bulunan beyaz kalkerli devasa kilise. Sacré-Cœur'a şöyle söyleyeyim, 1874 yılında yapımına başlanmış, 1914 yılında anca tamamlanabilmiş ama 1919 yılında kilise olarak hizmete açılmış. Ama maalesef bunu yapan mimar kör olmuş diyeceğim, şakası bir yana. Bunu yapan mimar da kilisenin yapımını göremeden ölmüş.
böyle bir hazinli hikayesi de var. Tamamen beyaz kalker taşıyla yapılmış ve kendi kendine temizlenebilen bir taş özelliği de taşıyor bu yapının taşları. Şarkıköy'de gördüğünüz gibi her daim böyle beyaz kalabiliyor. Kirlenmiyor çok fazla ve boyanmıyor da. Yani neredeyse 150 yıllık bir eser ama her gelişimde aynı dönek tonlarını görebiliyorum. Önünde devasa atlı heykeller var. İçeride de işte Hazreti Meryem'in ve Hazreti İsa'nın çok büyük freskleri ve heykelleri var arkadaşlar. Burası da işte böyle gördüğünüz gibi günün her saatinde aşırı kalabalık, hiç sevmediğim tarzda bir bölge. Sabah erken saatlerde buraya gelmeye çalışın ya da gün batımında çok güzel bir manzara oluyor. Bir de böyle gördüğünüz gibi her tarafta kilitler var. Burası da işte dileklerini dileyenler, aşıklar, şunlar bunlar. Aşıklar Tepesi olduğu için kilitlere isimlerini yazıp Sacré-Cœur'un kenarına asıyorlar. Burayla ilgili anlatacağım şey, ha bir de bakın altta gördüğünüz gibi birçok burada hediyelik eşya satan siyahi arkadaşlarımız var. Onlardan da 5 tane magneti ya da 5 tane anahtarlı Eiffel anahtarını 1 euroya alabiliyorsunuz. 1 euro çok iyi yani, böyle bir şey dünyanın hiçbir yerde göremezsiniz. Oh, çok konuştum. Şimdi buraya bitirdikten sonra başka bir şey görebilirsem yine Instagram noktaları açısından ya da bu bölgede görülmesi açısından koyacağım. Yoksa birazdan aşağıda bitireceğim. Noktalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Burası da son zamanların en popüler kafelerinden. Çünkü Montmartre'da iki tane, az önce Consulate'i göstermiştim. Bir de La Mansion Rose dedi adı verilen gül evi anlamına geliyor sanırım. Bu kafe var. Burası da çok meşhur zaten, şu anda görüyorsunuz. Herkes buraya gelip fotoğraf çekme telaşı içinde. Yani bu Sacré-Cœur'e giderken ya da dönerken buradan geçebilirsiniz. Eğer funikülleri kullanmayacaksanız bunu görebilirsiniz. Burayı da gösterdikten sonra artık yavaş yavaş Montmartre videomuzun sonuna geleceğiz. Şimdi Montmartre gezimize devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da böyle çok güzel bir değirmen var. Morin de la Galerie diye geçiyor burası da. Hemen Gül Evi'nin altındaki sokaktan devam ediyorsunuz. Bu köşe karşısında çıkıyor. Morin Ronge diye Paris'teki çok ünlü bir gece hayatının ünlü bir yeri var arkadaşlar. Onun kapısındaki değirmene benziyor ama burada da var. Burada simgesel değirmenlerinden bir tanesi. Burayı da gördükten sonra artık yolumuza devam ediyoruz. Ve bu bölgede görmeniz gereken son mekan arkadaşlar, son güzel cadde, Rue de Abreuil adı verilen cadde. Fransızca isimler biraz zor telaffuz açısından. Fransızca bilmeyi çok isterdim. Gerçekten çok güzel bir dil. Buradan işte az önce gösterdiğim La Manche Rose köşesine ulaşabiliyorsunuz. Zaten onun devamında da Sacré-Cœur başlıyor. Artık bu civardan da, bu yoldan da en güzel fotoğraflarınızı çekip artık Paris gezinize devam edebilirsiniz diyorum. Ve Montmartre gezi videosunun burada sonuna geliyorum. Bu videoda size çok güzel Instagram noktalarını, fotoğraf noktalarını, Montmartre'de görmeniz gereken en güzel mekanları anlattım. Az önce gördüğünüz birçok kafede dünyanın en ünlü gelmiş geçmiş sanatçıların, edebi insanların, ressamlarının yaşadığı yerleri gördünüz. Burası, şöyle başta anlatmadım ama şimdi şöyle söyleyeyim. Eskiden burası fakir bir bölgeydi. Birçok insan parası olmadığı için burada yaşıyordu. Ünlülerden bahsediyorum. Yani Ernest Hemingway'in ya da Picasso'nun o zaman yaşasaydınız belki bir kafede görmüş olacaktınız ama o zamanlar onlar çok tanınmıyordu tabii ki. Onların yaşadığı bu bölge artık Paris'in en ünlü turistik mekanlarından biri haline geldi. Sanat galerileriyle, kafelerle, barlarla dolu dolu muhteşem bir yer haline geldi diyorum ve burada artık videomu noktalıyorum. Paris gezi videolarına devam edeceğim. Görüşmek üzere. Thank you.